İrfan Meclisi'nde merhabalar. İrfan Meclisi'nde yeni bir bölümde İrfan dünyamızın yeni bir bahsiyle karşınızdayız. Şimdi İrfan diyoruz, marifet diyoruz, maneviyat yolculuğu diyoruz. Bunları kullanıyoruz programlarımız boyunca. Bu yolculuğun kendisine dair bir bölüm olacak bu bölüm. Yolcular var. Bu yolcular nereden nereye gidiyorlar? Nasıl gidiyorlar? Buna seyr-i sülük diyoruz. Nasıl bir seyir izliyorlar? Seyir halinde nelerle karşılaşıyorlar? Bu seyirin bir seyir halindeyken bir rehbere, yol işaretlerine, yol göstericilere ihtiyaç var mıdır, yok mudur? Bütün bunlar konuşacağız. Hani bu bahisin altında mesela cezbe, meczup gibi bahisler var, intisap gibi bahisler var. Geniş bir bahis bu konu. Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocamız her zamanki gibi bizimle. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sevgili seyircilerimizi selamlayalım. Eyvallah. Allah'ın selamıyla. Evet, doğru. Buyurun efendim. Yani şimdi hakikaten bir yolculuktan bahsediyoruz. Evet. Hatta bugün mesela kişisel gelişim diye bir şey var. Çok da yaygınlaştı. Doğru. Herkesin artık gündeminde, eskisine bir 20 yıl önceye göre gündeminde. Kişisel gelişimin sanki arka planında bile insanın gelişebilmesine dair bir fikir yatıyor gibi. Kesinlikle. Yani evet. Sanki kişisel gelişim evet bozulmuş, biraz kapitalizm tarafından kuşatılmış, yontulmuş ve kapitalizm tarafından kuşatılmış bir şey ama sanki arka planında insan gelişebilir, değişebilir, insan üzerine çalışmak lazım fikrine dayanıyor gibi. Biz aslında programlarımızda şey konuşuyoruz, yani manevi kariyeri konuşuyoruz. Maddi evet. Kariyer için kişisel gelişim var, manevi kariyer için de seyri sülük var. Aynen. Bugün öyle. Konuşacağımız mevzu bu. Şimdi oradan malzem açılmış, yani şimdi kişisel gelişimle bizim irfan geleneğimizdeki insana bakışı değerlendirecek olursak orada çok bence farklı bir alan var. Önemli bir fark evet. Var. Evet. Yani mesela kişisel gelişimciler ne diyorlar bugün? Asıl olan insanın kendi kabiliyetlerini, yeteneklerini gerçekleştirmesidir. Evet. Yani insanın kendini gerçekleştirmesidir. Evet. Kendi olmasıdır. Evet. Kendini ortaya koymasıdır. Bu tabii bunun pozitif tarafları var. Yani bu hakikaten insana bir motivasyon vermesi bakımından bir yere kadar normal. Ama bunun bir yerden sonrası riskli. Nedir o? İnsan kendisini gerçekleştirdiğinde, o işte yeteneklerini ortaya koyduğunda, onun o yeteneklerini gerçekleştirmeden sonraki durumunu kontrol edecek, ona orada rehberlik edecek, bu başarısını nasıl hazmedeceği konusunda elinden tutacak insan olmayınca, ben neymişim be abi? Evet, frenleri patlıyor hocam. Frenleri patlıyor ve çok yüksek bir ego şişmesi yaşıyor. Ve bu sefer hakikaten bir yerlere tosluyor. Aynen. Yani kırıyor, döküyor diyor. Veya tersi, yani kendini gerçekleştiremediğini farz ettiğimiz zaman, bu manada bir sukut hayal olduğunda, o zaman ne oluyor? Kendini gerçekleştirememiş olmanın hicranı, hüznü, ızdırabıyla bu sefer tükenişe geçiyor. Yani bir tükeniş sendromu yaşamaya başarı başlıyor. Odaklı hocam işte bu ha, şey. İşte bizim irfan geleneğimizdeki farkımız burada. Biz kitaplarımızın biliyorsunuz mukaddimelerinde bile hep ne yazarız? Ve minallahi tevfik. Başarı Allah'tandır. Yani gayret bizdendir. Tevfik Allah'tandır. Tevfik Allah'tandır. Evet. Başarı değil sadece. Yani tevfik dediğiniz gibi çok güzel. Şimdi burada ne var? Fark olarak öbürküsünden bizim irfan geleneğimizin farkı. İrfan geleneği diyor ki sen kendini gerçekleştirmeden öte kendini aşmaya bak. Kendini aş ama bir yere ulaş. Ne o? Müteal olana ulaş. Yani yüceler yücesi olan Allah'a ulaş. O senin elinden tutarsa, seni muvaffak kılarsa, kalbini ona rapt et, muvaffak kılarsa, muvaffak olduğun zaman gayret senden elbette olacak tabii. Rabbimin lütfu dersin. Ve ene ego şişmesi yaşamazsın. Başarısızlıkla sonuçlanırsa, hakkımda hayırlı olan demek ki buymuş. Benim başarılı olmamda bir fayda yokmuş ki Allah beni böyle şeyle karşılaştırdı dersin. Yıkılmazsın. O da yani, başarıdır aslında. Bunu, o da başarı. Bunu tabii, fark etmek bunu kabul edebilmek yani. De başarıdır. Dolayısıyla müteal, yani kendini aşıp müteal olana ulaşmak insanın varlık alemindeki yerini fark etmesi, hem Yaradan'ı hem kendini tanıması gibi bir sonuç karşımıza çıkarıyor. Zaten irfan geleneğinde amacı bu. Yani Yaradan'la, Yaradılan'ın
birbirini fark etmesi. Yani nefsini tanıması kişinin, kendini tanıması ama hemen arkasından onu var eden kudretin farkına varması. Dolayısıyla irfan geleneğinde sizin biraz önce ifadesinde koyduğunuz bir seyr-i sülük diye insanın kendini yetiştirmesi, geliştirmesi, eğitmesiyle ilgili, insan eğitimiyle ilgili bir yöntem var. Seyr ve sülük. Kelimelerin belki kendi köklerinden, kavram manalarından, lügat manalarından yola çıkarak belki şey yapmak lazım, tahlil etmek lazım. Sülük, meslek de aynı kökten geliyor. Bir yola girmek demek. Bir yola başlangıç yapmak sülük demektir. Sülük etmek demektir. Ben bu işe sülük ettim deriz. Yani bir işe karar verip, irade beyanında bulunup ben şu maksatlarla şu istikamette yol alacağım dediğiniz zaman, bir seyahat bile olsa bu, başlangıcınız sülüktür. İlmi bir karar olsa, ben işte bundan sonra şöyle bir eğitim alacağım, tahsil için yola çıkıyorum. Yani hayat yolculuğuna çıkıyorum. Dolayısıyla onun başlangıcı yine sülüktür. Ondan sonrası seyirdir. Yani başladıktan sonra yürümek. Sonu vusuldür. Uslattır. Yani bir hakikate, doğruya, güzele ulaşmamız gereken menzile ulaşabilmektir. Dolayısıyla seyri sülük denilince bizim irfan geleneğimizde kişinin kendini önemseyerek kendi ahlaki... yani belki şımartma çok uygun değil ama... Şey için diyorum ben. Kişisel gelişim. Ona atıfta bulundum evet. Yani. Yani kendini önemseyerek yani ben kendimi selamete nasıl çıkarırım? Bu dünyada nefsin, hevanın işgalinden zihnimi ve kalbi nasıl kurtarırım diye bir derde düşüp bir irade beyan etmesi, bir arayış içerisine girmiş olması bu işin başlangıcıdır. Bunu hatta ilmussülûk derlermiş eskiden ahlaki, pratik ahlakın eğitimine ilmussülûk, sülük eğitimi. Çünkü ahlak dediğimiz şey, evet bir nazariyat elbette var. Felsefi ahlak demişiz, nazari ahlak demişiz ama asıl olanı ameli olanıdır, tatbiki olanıdır, pratik olanıdır. Dolayısıyla bu pratik ahlakın da öğrenilmesi insanların yani kemal sahibi, ahlak sahibi insanların yanında bulunarak elde edilebilecek bir usuldür, bir yöntemdir. Yani ancak o yöntemle elde edilebilir. Bir de şunu görmek gerekiyor. Şimdi İslami hayatımızda bizim bir iman var. Kur'an'ın vurgu yaptığı. Sonra bir ameli salih var. Sonra bir de ahlak var. Şimdi iman, evet bir insanın işte kendi irade beyanıyla ben Allah'a, işte peygambere, ahiret gününe neyse o amentü esaslarına inandım demesiyle başlıyor. Ama bu başlangıçtır. İşte bu sülüktür. Esas bundan sonraki kısım, yani o amel kısmı seyirdir. Yani oradaki teorik olarak bilinen bilgilerin hayata yansıtılması ve sonuçta ihsan kıvamında bir ahlaka, efendim Allah'ın huzurunda olduğu duygusuyla hayatı yaşamaya yönelik bir anlayışa ulaşmak. Çünkü insanın hem ameli sürdürmesi, hem iyi ahlak sahibi olması biraz o biraz önce söylediğimiz gibi insanın kendisini önemseyerek merkeze almasıyla olacak olan bir husustur. Yani ben inandıktan sonra nasıl hareket etmeliyim ki hem ibadet hayatım düzgün olsun, takva sahibi olayım, hem de ahlak sahibi olayım. Dolayısıyla bu ibadet ve ahlak sahibi olmaya yönelik olan kısım, işte bu seyir dediğimiz alanda öğrenilen kısımdır. Yani bir insan, şöyle de söyleyebiliriz, bir şey, tıp ilmini okumak, nazariyat kısmı var bir işin, bu belki işte şeriat dediğimiz şeydir. Bir de bunun işte perhizlerin öğrenilmesi, ilaçların kullanılması ile ilgili ameliyata girmek gibi pratik tarafı var. Ve ondan sonra işte sağlığa kavuşmak tarafı var. Onun gibi aynı şekilde yani sülükün başlangıcı bir niyet, imanla başlıyor. Ondan sonra amellerle, ibadetlerle zenginleşerek devam ediyor. O işte ona tarikat da diyoruz şeyin içerisinde. Yani bu tarikat yol, demek illa, yol, manasına. Yol manasına. Ama esas ulaşmamız gereken hakikattir. Yani o hakikate, o tahakkuk noktasında... İşte kendini gerçekleştirmekle tahakkuk arasındaki aynı irtibatı işte, kurmak lazım. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Oraya, o kendini gerçekleştirmeye, kendini aşarak hak ile buluşmaya aslında. Tahakkuk o hak ile buluşma. Kalbini
davranışlarını ondan aldığı güçle yönelttiğinin farkına vararak, çünkü attığımız zaman biz atmadıysak, vurduğumuz zaman biz vurmadıysak, o vurduysa öyleyse biz neyiz ki? Bu duyguyu fark edebilmek, bu algıyı idrak edebilmek şeklindeki bir yol aslında bu. Yani sülük dediğim şey. Dolayısıyla bizim kendi varlığımızdan Hakk'ın varlığına doğru bir seyirdir. Yani seyir deyince başladığımız bir yolculuk, kendi varlığımızdan Hakk'ın varlığına doğru bir seyirdir. Efendim, dünyevi şeyden taraftan manevi ve uhrevi tarafa doğru bir yöneliştir. Ve başlangıcı tevbe, nihayeti rızayı bariye ermektir. Bir de mesela biz kendimizi aslında bu yolun başında kendimizi kısmen tanıyoruz. Çoğunlukla yanlış tanıyoruz. Allah-u Teala hakkında, din, işte Peygamber Efendimiz hakkında kısmen bilgimiz var. Çoğunlukla yanlış bilgimiz var. Eksik bilgiler de var. Yanlış bilgiler de var. Aslında hani eksik bilgiden tam bilgiye, evet. Şaşılıktan değil mi yani, evet. Şeye gitmek, çift görüyoruz mesela, evet. O tekliğe doğru gitmek. Ondan sonra kendimiz hakkında mesela o kişisel gelişimin söylediği şey, evet. Kendini çok önemseyerek aslında insanı yanıltma üzerine kurulu biraz. Aynen. Burada ise evet. İnsanın zaaflarını gösteriyor ve gerçek gücün kimde olduğunu öğretiyor. Yani senin kendinin zannettiğin benliğin, hevan, işte kudretin, istidatların vesaire, bunların hiçbirisi senin değil. Onu veren bir kudret var. Bize aslında o kudreti öğretmek istiyor. Yani Kur'an'da, sünnette, marifette hepsi bize, yani bizim biz olarak hiçbir anlamımızın olmadığını, yani bizim varlığımızın kendinden olmadığını, kendiliğinden olmadığını, onun lütfuyla olduğunu fark ederek hayata bu minval üzere yaşamak. Yani hiçliğimizin farkına varmak. Aslında hani eskiden dergahların kapısından içeri girdiğiniz zaman tam kıble istikametinde Edep Yahu diye bir yazı olurmuş. Hemen arkanızda var. Arkamızda var. Bizim zaten programımızın genel şeyi o, amblemi gibi. Edep Yahu. Yani artık sen bir huzura giriyorsun. Burada kendini bil. Nereden geldiğini bil. Nereye gideceğini bil. Hiçliğini bil. Edep Yahu diyor. Çıkarken de kapının üzerine kocaman bir hiç. Hiç. Yani sen hiçliğe talip ol. Yani bir varlık iddiasından, enaniyet iddiasından, benlik iddiasından kurtul. Çünkü insanın en büyük problemi Kur'an'ın da ifadesine göre hevasının tanrılaşmasıdır. Değil mi? Feraite men ittehade ilahehu hevahu diyor Kur'an-ı Kerim. Yani ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, sen hevasını tanrı edineni, putlaştıranı gördün mü? Gördün mü? Yani demek ki iki yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'in ayet-i kerime. Demek ki yani insanın hevasının tanrılığından kurtulması çok kolay değil. Bundan kurtulmanın yolu işte gönle ve kalbe Allah'ı egemen kılmak. Orayı ona tahsis etmektir. Bu sülük dediğimiz şey de aslında, seyri sülük dediğimiz şey de aslında ibadetlerle, taatlarla, zikirlerle, dua ve niyazlarla gönlümüzü ona rapt ettiğimizi ona arz etmek, kendimizin de bu duyguyla hayatımızı tanzim edeceği bir direnç kazanması. Yani nefse karşı direnç kazanması, şeytana karşı direnç kazanması, etrafımızdaki iki ayaklı şeytanlara karşı direnç kazanması ve ben beni yaratanla, onun emirleriyle sınırlıyım, ona hesap vermek durumundayım duygusunu her an zihninin ve kalbinin bir noktasında canlı tutabilmesi hadisesidir. Yani seyri sülük insana bunu sağlıyor. Hocam şey önemli, şimdi sülükte yola girdi. Evet. Seyir olmazsa girmek, yani yol yetmiyor kendi tabii. Başına götürmüyor. Götürmüyor. Seyir halinde de olmak lazım. Ama şöyle şeyler var. İnsan aceleci ya da insan çabuk bıkıyor, yoruluyor, sabırsız vesaire. Orada da bir sebat ve ısrar istiyor değil mi? Yani, kesinlikle. Çünkü yola gidip bir süre sonra yorulmak, dönmek mümkün. Ama tekrar gitmek için yol açık yani. Bunu söylemeye çalışıyorum. Tabii. Yol açık, devam et yani. Yani o işte tevbe ile ilgili şey, bu konu var ya, hani insanı her zaman günah işleyip her zaman tevbe edebilir. Tevbe kapısı her zaman açık. Yani Cenab-ı Hakk'ın şu günahtan dolayı tevbe edilmez diye bizim önümüze bir rezerv koyduğu ile ilgili bir kayıt görmüyoruz. Yani Allah Teala yani bir insanın bütün kalbi teslimiyetiyle yapacağı her türlü günahtan
tevbeyi kabul edeceğini ifade ediyor. Dolayısıyla günah işlemiş, tekrar dönmüş günaha, tekrar dönmüş. Onların da kapılarının açık olduğunu biz biliyoruz. Onlara da kapıların açık olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yani seyir yoluna girmiş olan bir insan. Burada ihmal olabilir, eksikliği olabilir, biraz zafiyet göstermiş olabilir. Orada hemen ya bu iş olmuyor, olmuyor diye bırakıp gitmesi yanlış tabii ki. Yani hayat doğumdan ölüme kadar bir imtihan. Ölenebilen neküm diyor Cenab-ı Hak. Yani bir imtihan sırrı var. Dolayısıyla o imtihan sırrına göre yani bizim irademizin çözüldüğü, efendim irademizin zaafa uğradığı, dış etkilere maruz kaldığımız zamanlarda direncimizi güçlendirecek bir yeniden toparlanmaya ihtiyacımız var. Yeniden toparlanmaya ihtiyacımız var. İşte bu toparlanma aslında Kur'an-ı Kerim tilavetiyle, zikirle, ibadet ve taatlarla, sohbetle, yani başka insanlarla bir araya gelip onlardan duygu transferiyle yenilenmekle olacak olan bir hadise. Yani insanın hakikaten sürekli aynı duyguyu tutabilmesi çok kolay bir şey değil. Yani sürekli dingin olarak zihnini, kalbini aynı noktaya teksif edebilmesi çok zor bir hadise. Zor bir hadise. Ama bunlardan yardım alması, yani ibadetinden, evradından, ezkarından, hizbinden, duasından yardım alması. Allah Teala sabırda bile öyle diyor, değil mi? وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Yani namaz ve sabırla Allah'tan yardım dileyin diyor. Yani namazın da bir desteği var. Sabır duygusuna bir katkısı var. İbadetin de bir desteği var. Dolayısıyla sülükün böyle bir insanı olgunlaştıran, evirip çeviren ve ona kilit kazandıran tarafı var. Tabii sülükün amacı belli. Sülükten maksat. Şimdi aslında sülük ile cezbe tabirleri... Oraya geleceğim hocam ben de. O güzel, lezzetli ve genişte bir konu. Oraya geçmeden şimdi biz şeyi bir sorduk. Hani eğitim hayatımız var. Aslında eğitim hayatımız deyince hemen aklımıza şey geliyor. İşte okullardaki müfredat, eksiklikler falan geliyor. Bunu bir sorduk. Acaba bu seyir-i sülük bağlantılı bir eksiklik duyuyor muyuz? Yani okul hayatımızdaki, eğitim hayatımızdaki eksiklikler arasında acaba manevi eksiklikler sayılacak mı merak ediyorum ben doğrusu. Onu sorduk. Bakalım neler denmiş. Dini olarak her şey yani öğretmek lazım ya. Dini olarak ya peygamberlerimiz ya namazımızı oradan sonra terbiyemizi her şeyi öğretmek lazım yani. Din olarak onu vermesini isterdim. Yani güzel, ne bileyim ben yani, namazdan, abdestten, onlardan isterdim. Güzel olmasını, anne babanın yani eğitimli, namazlı, abdestli olmasını isterdim. Kültürümüzü kaybediyoruz yavaş yavaş yavrum. Ağaç yaşken eğilir. Çocuğa küçükten, 4 yaşında başlanacak aslında çocuğa. Benim torunlarım okula gidiyor. Okulda din dersi görüyorlar. Yarım yamalak. Bir saat bir süre olacak ki o çocuklara işlediği konular beynine yerleşsin. Daha biraz fazla ilgilenilmesini bu yönde hocalarımızın, öğretmenlerimizin bunları istiyoruz yavrum. Dini bakımdan anneye babaya nasıl davranılır, arkadaşlarına nasıl geçinilir bunları öğretmeleri lazım. Çok güzel gidiyor Allah'a şükür ama fakir çocuklarımız çok var tabii. Eksik o. Fakirlere yardım. Çok güzel her şey. Biz memnunuk ama farklı çocuklarımız çok var. Tam adamına sordunuz. Ben de bir öğretmenim çünkü. Evet, kesinlikle çok fazla eksiğimiz var maalesef. Mesela sınıfların çok kalabalık olması özellikle büyük şehirlerde. Ben küçük bir yerden geldim. Orada daha güzel bir sistem vardı. Çünkü sınıflar daha azdı. Hani sadece bir din kültürü dersiyle nereye kadar? O da ahlak üzerine durulduğu zaman. Yani yeterli bulmuyorum. Önce terbiyeyi, ahlakı alırdık. Ama şimdi onlar hiçbirisi yok. Bir de toplumda üretken değiliz, tembel insanlarız. Ondan sonra yaşlılara saygı, büyüklere saygı kesinlikle kalmadı. Çocuklarımız ne derse hemen onu yapıyoruz. Biz anne baba olarak çocuklardan korkuyoruz. Çocuklardan bizden korkmuyor. Çocukların bize saygısı kalmadı büyüklerine. Türk kültür ve eğitimine uygun, manevi değerlerimize uygun, saygılı öğrenciler yetiştirmemiz gerekiyor. Ailenin ilgisizliği çok var. Ben kendimden biliyorum. 2 tane çocuk yetiştirdim. İlgisiz kaldım yani artık.
iyi yetiştiremediğimi düşünüyorum. Okullardaki eksiklikler de ilgisizlik. Maneviyat tamamen sıfır. Yeni yeni biraz olmaya başladı. Bayrak sevgisi, vatan sevgisi ve inanç eksikliği. Ben de bunun üzerine şey ekliyorum, sevgi ve saygı. Anne ve babaların bile eğitilmesi gerektiğine inanıyorum. Sen onlara iyi davransan onlar da sana da. Yani temel vurgu şey olması tabii ilginç. Ahlak, terbiye, edep, biz eskiden böyle değildik falan diyor. Aslında bizim hakikaten Osmanlı medreselerinde değil mi hocam? Yani hocanın sadece dersi verip çıkan birisi değil, bir ahlak örnekli. Biraz önce bahsettiğiniz halini evet. de aktaran, ahlakını Doğru. da aktaran bir model olduğunu görüyoruz. Böyle bir şeyden bahsediliyor aslında. Evet. Bunun eksikliğinden bahsediliyor. Tabii aslında bugün en önemli şey çocuklara çok fazla modeller sunuluyor. Problem biraz farklı orada. Modeller. Evet. Çok fazla farklı modeller farklı sunuluyor. Modeller yani var. Onların belki bizim genel özümsediğimiz, benimsediğimiz kendi kültürümüzden değil de daha çok batıdan, farklı kültürlerden gelen modeller sunulduğu için bir kültür çatışması yaşanıyor evet. çocuklarda. Evde bir model var. Evet. Yani evde annenin babanın sunduğu bir model var. Çevrenin, akraba çevresinin sunduğu bir model var. Okulda özümsenen veya işte öngörülen modeller var. Ama bir de televizyonun hatta arkasından bir de internetin, o sosyal medyanın yani son zamanlarda öne sürdüğü modeller var. Tabii bu kadar çok model karmaşası arasında çocukların doğru adreslere yönelmesi çok zor. Yani ben rahmet diliyorum. Bir büyüğümüz vardı bizim İstanbul'da oturduğumuz yerde, Erenköy'de. Seneler önce, sanıyorum 80'li yıllardaydı. Bir bayram ziyaretine gitmiştik kendisine. Şöyle bir nasihatte bulmuştu. Dedi ki, evladım dedi, ben dedi işte çocukları o zaman işte 50-60'lı yaşlardaydı. Şimdi bir kısmı hakkı yürüdü. Kendisi rahmetlik oldu. Çocuklarımı dedi çok kolay büyüttüm dedi. Ha pardon, önce biz dedi çok kolay büyüdük, biz Osmanlı döneminde doğduk dedi. O zamanki kültürü aldık. Zaten sokak temizliği, çevre temizliği, İslami hassasiyetler vardı. Problem yaşamadık. Çocuklarım, bulunduğumuz muhit iyiydi. O muhitin tesiriyle okulda biraz bocaladılar ama evde onlar tamir edildi. Onlar da hamdolsun böyle istikametlerini buldular ve rahat bir şey oldu. Torunlarım dedi zorlanmaya başladı. Çünkü dedi, okul bozuldu, sokak bozuldu, ev de yavaş yavaş bozulmaya başladı. Şimdi dedi size 80'li yıllarda, 80-85 zannediyorum, Allah size yardım etsin dedi. Bu dönemde daha zor. Şimdi 2014'de, bugün 2014'e geldiğimizde hakikaten işin daha da zorlaştığını görüyoruz. Yani anne baba, yani ev değil sadece, efendime söyleyeyim, okul, sokak, sosyal medya, televizyon, internet, bunlar hepsi beraber düşündüğünüzde yani gerçekten çocukların zihnine o kadar yüksek seviyede bombardıman var ki yani onların model kişiliklerle buluşmasının önünde bir sürü hail var, eski ifadesiyle perde var. Dolayısıyla bunların o haillerin kaldırıp, o perdelerin kaldırılıp yani çocuğun gerçekten kendi tarihi, kültürü, ailesi vesairesiyle buluşabileceği ortamları sunmakta problemlerimiz var. Aslında tam da şey burada. Yani seyri sülük dediğimiz o irfan genelindeki eğitim ortamı da bunu ifade ediyor. Yani çocukların ve gençlerin kendi kültürleriyle, kendi gelenekleriyle buluşabileceği ortamlar tesis etmek ve ortamlarda onlardan daha büyük yaştaki model abiler, onlara öbürlerine daha büyük amcalar belki. Dolayısıyla o işte cami ortamında, medrese ortamında, dergah ortamında veya başka ortamlarda bunlar daha böyle kolaylıkla, suhuletle, tabii akış içerisinde alınıyormuş. Bugün de belki böyle ortamlar sunulabilse insanlara ve sunulan ortamlarda hakikaten çok farklı çocukların yetişimde görüyoruz. İş biraz daha kolaylaşacak ama tabii gerçekten çok büyük bombardıman var. Bu bombardımanın karşısında durmak çok zor. Yani siz çocuklarınızı ne kadar böyle steril ortamlar tesis etmeye çalışsanız da oraya o kadar çok hızla mikrop giriyor ki o steril ortamda da çocuklar bozuluyor, dejenere oluyor. Zaten o da yol değil. Yani steril ortamda kalması da bu sefer ilk sokağa çıktığında, çıktığında o zaman daha kuvvetli mikrop kapıyor ve daha çok bağışıklık güçlü değil çünkü. Dolayısıyla bağışıklığı da kazandıracak
ortamlar tesis etmek lazım. Yani çocukların elinden bizzat ailelerin tutması veya işte bu işten anlayan insanların tutması. İşte aslında bizim belki irfan geleneğimizdeki o mürşitlik şeyi toplumda bu ihtiyacı görüyordu. Bugün ise pedere uzmanları falan söz konusu. Her kurumda psikolojik rehberlik danışmanlık uzmanlarından bahsediliyor. Bundan kaynaklı bir ihtiyaç bu da. Yani çocuğun, gencin, orta yaşlının psikolojik desteğe ihtiyacı oluyor. Manevi rehberliğe ihtiyacı oluyor. Çünkü insan hakikaten bu kadar savrulmuşluk arasında kendi hem ruhsal dengesini, akli dengesini, hatta fiziki dengesini koruması çok kolay bir şey değil. Mutlaka bir desteğe ihtiyacı var. Sonra aileler çok yara aldı. Yani aile bir defa boşanmalarla birlikte... Yapısı bozuldu. Sonra hayatımız biraz dikey olmaya başladı. Yani apartmanlarla birlikte. Oysa ki insanın sosyal iletişimi yataymış. Yani insanoğlu yatay iletişimi daha kolay algılayabiliyor. Yani komşulukta da böyle, yolda belde karşılaştığınız zaman da böyle. Dikey ilişkiler daha zorlu idraki zor bir tabii ilişki değil, diyor. Çünkü tabii doğal değil. Değil yani. Dolayısıyla şimdi o komşuluk münasebetlerinden sosyal ortamlara varıncaya kadar hepsinin negatif etkilediği bir eğitim ortamlarından bahsediyoruz. Yani çocuklarımız içinde vesairesinde. Sonra tek sadece bilgi aktarımı da yeterli değil. Mesela şimdi Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in hayatı diye bir ders kondu geçen sene. Çok sevindik elhamdülillah, güzel bir şey. Ama yani o dersi verecek insanlar, o dersin verileceği ortamlar, onlara verilecek olan kitap malzemesi veya diğer bilgi malzemesi, bunlar da çok önemli. Çok önemli. Ve o dersi verecek olan insanın kimliği çok önemli. Belki de en önemlisi o değil mi hocam? Yani en önemlisi insanda bitiyor aslında. Tabii yani orada hakikaten vakarıyla, tevazuyla, ciddiyetiyle, şefkatiyle çocukları kuşatacak bir öğretmen, bir hoca efendi mesela olabilse orada çok daha onu etkileyici. Severse Kur'an-ı Kerim'i sevecek, onu şahsında severse siyeri sevecek. Şahsında dini, dindarlığı, Müslümanlığı sevecek veya nefret edecek. Başarılı olduğumuz gerçekten dersler öğretmenlerini sevdiğimiz dersler oluyor hocam. Hep böyleydi. Hala aynen. Da böyle. Araştırmada bunu gösteriyor. Aynen, aynen öyle. Dolayısıyla insanların yani o işte hadislerde geçen bir şekavet tarafı var, bir saadet tarafı var, bir şekavet damarı var, bir sa'id velayet hatta damarı var. Yani seyri sülükün amacı aslında insanların o şekavet tarafını, şakilik tarafını, eşkıyalık tarafını biraz kontrol etmek. Mesela öyle derlerdi. Yani evet. Bir şeyin, mürşidin etrafında iki grup insan bulunur. Bunların kısmı azamı eşkıya olmasın diye orada himaye kanatları altına girmişlerdir. Çok azı da evliya olmak üzere alınmışlardır himayeye. Herkes mutlu ama yani. Herkes mutlu sonuçta. Şey çok önemli hocam. Şimdi bu aile yapısı bozulması vesaireyle bağlantılı olarak başka bir şey daha var. Çocuklar hani belli bir yaşın üstünde tecrübesi, görgüsü, ağzı dualı, hani yıllarca ibadetle, manevi bir hayatla biçimlenmiş olduğu için etrafına bir şey saçan, böyle maneviyat... pozitif enerji. Pozitif enerji dedikleri, o feyzini, maneviyatını sızdıran, ondan o seziliyor ve alınıyor farkında olmadan, temas edildiği zaman, aynı odada bulunduğu zaman ondan o nüfuz ediyor. Çocukların böyle hani yaşlılarla teması da iyice azaldı. Belli bir yaşın üstündekilerle. Hani rehberlikçi konduğu gibi sanki arada bir belli bir yaşın üstündeki bazı ağzı dualı amcalarla, teyzelerle çocukları buluşturmak da gerekiyor çok sanki. Çok güzel söylediniz. Şimdi eskiden büyük aile algısı vardı. Vardı. Ve o büyük ailede büyük baba, yani dede, babaanne, anneanne, teyze, hala, amca vesaire gibi ailenin çok değişik fertleri vardı. Her çağdan, her yaştan insanla yani sofrada, bahçede, aile meclisinde çocuk karşılaşıyordu. Şimdi insanoğlunun yani eğitimde iki önemli şeye ihtiyacı var, duyguya ihtiyacı varmış. Bunlardan birisi sevgi ve şefkat, öbürü ise güven ve otoritedir. Şimdi büyük aile ortamında çocuk sevgi ve şefkati belki daha çok dededen, o yaşlı insanlardan alıyordu. Efendim güven ve şeyi de otoriteyi de biraz daha babadan alıyordu. Şimdi aile küçüldükçe bu roller hepsi ebeveynin üzerine yıkıldı. Yani anne babanın üzerine yıkıldı. Anne baba hem son derece sevgi ve şefkat gösteren bir yapıda olacak, hem otorite belli bir oranda ve güven duygusu verecek. Küçük ailede, hele de dağılmış ailelerde
Bunu sunmak çok kolay değil. Çok kolay değil. Halbuki o büyük ailelerde çocuk mesela bir şekilde birinden bir azar işitse, biri bir şekilde kendisini cezalandırsa bile bir başkasının yanında işte şefkat görerek, himaye görerek o duygusunu telafi edebiliyordu. Ve diğer işte kuzenlerinden vesaireden gördüğü davranışlarla kendine bir pay çıkarabiliyordu. Onların cezalandırılmasını yerine veya ödüllendirilmesini, ha demek ben de böyle yaparsam böyle bir ödül veya böyle ceza ile karşılaşacağım. Ama şimdi bunlara şahit olamıyor çocuklarımız. Yani böyle bir ortamlar azaldı. Belki bu tür sosyal ortamlar tesis etmek lazım. Tabii dedeyi işte yaşı kemale ermiş şefkatli insanları görmediği için onların gösterdiği şefkatten mahrum olarak büyüyor. Ona da ihtiyacı var çocuğun. Yani başının okşanmasına vesaire. Yaşlıların da vakti bol, ona vakit ayırabiliyor dede. Aynen öyle. Bir de şeyin de yaşlıların da çocukları sevmeye, İşte kucağına yani. Almaya, başlarını okşamaya ihtiyaçları var. Yani dolayısıyla bu aradaki şey gitti. Ve dolayısıyla çok sert, haşin ve sadece hayatın akışına kilitlenmiş, kazanmaya, zengin olmaya, daha iyi yaşamaya, rahat yaşamaya kurgulanmış bir hayat anlayışı var. Bir sekülerizm yapısı egemen olmaya başladı. Öyle olunca babasını huzur yurduna gönderiyor. Annesini belki başka bir yere gönderiyor. Karı koca çocukları orada hırgür olduğu zaman al hanım başını git babanın evine diyor belki. Bu sefer parçalanmış aile problemleri başlıyor. Yani insanların bence en büyük problemlerinden birisi kahır çekme, başkasına katlanma, başkasının sıkıntılarına katlanmanın aslında en önemli erdem olduğu duygusu kayboldu. Yani çocuğuna katlanmak, babasına katlanmak, karısına katlanmak, kocasına katlanmak insanlar için hiç dayanılmaz bir şey haline geldi. Oysa ki günün birine biz de katlanılması gereken insan konuma düşeceğimizi hiç düşünmüyoruz. O sohbetin başındaki hani hep beni eneyip pompalayan, onu semirten anlayışla çok alakalı. Onun aynen. Sonucu biraz da aslında bu. Tabii tabii, aynen öyle. Şimdi hocam, tabii bu seyri sülük davranışların değiştirilmesi, evet. Bahsettiğiniz gibi ahlakın güzelleştirilmesi üzerine kurulu bir şey. Bu sülük ve cezbe meselesi önemli. Oraya girelim. Evet. Ama girmeden hocam biz şeyi de bir sorduk. Davranışlarımızı, alışkanlıklarımızı istesek de değiştiremiyoruz bazen. Bazı alışkanlıklarımızı. Tamam. Acaba niçin diye sorduk. Bakalım onun üzerinden devam ederiz. Peki efendim. İleriyi göremediğimizden, başka bir şey değil bizim gibi cahillerin. İleriyi görebilsek bayağı değişme olabilir. Temel iyi atılmadığından kaynaklanıyor. Bak şu koşanları geliyor biliyorsun, görüyorsun değil mi? Hep çocuğuna böyle bir ders verse daha güzel olur. Vermediği için ne oluyor? Anne babaya bakar her şey. Annesi babası baktı dürüst mü? Çocuğu da dürüst olur. Dürüst değil mi? Bil ki o babadan hayır bekleme. Toplumdan, ortadan, aileden. Gelecek yani nesilden değişmiyor. Büyükten ne görse küçük yaşta. Baba, anne çok önemli. Anne, baba çok önemli. Ben ne öğrendiysem dedemden öğrendim. Namaz surelerini dedemden öğrendim ben. Çok önemli çocuklarımızın yetişmesi din üzerine. Yaratılış gelenek oluyor. Yaratılış oluyor. Çocuğum ben açın çok istiyorum şu çocuğum namaz kılsın. Allah yoluna dönsün ama olmuyor, yapamıyorum. O da Allah'tan, her şey Allah'tan kızım. Allah'a teslim olacağız, yalvaracağız. Allah da bizi yönlendirecek inşallah. Çünkü aileden böyle görülüyor. Yani sürekli böyle görüldüğü için o huylar artık normal karşılanıyor. Değiştirmek için bir çaba da sarf edilmiyor haliyle. En büyük etken ailedir. Çocuk ailede yetişir. Örf adetlerine göre yetişir. İnançlarına göre yetiştirilir. Ama şimdi bakıyorum cep telefonuyla internet çocukları satın aldı. Her şeyi bitirdi, tüketti. Ağaç yaşken eğilmiş, bu güzel bir atasözümüzdür. Yani çocuğa küçük yaşlarda gereği gibi eğitimi anne baba da vermesi lazım. Fakat benim gördüğüm kadarıyla şu var, anne baba da büyük eksiklik var. Her şeyden önce anne baba kendisini yetiştirmesi lazım. Bizler sultanların eteklerinin altına sığınmayı bilmiyoruz. Allah'ın kalesine sığınmayı bilmiyoruz. Gerçekten Muhammed Resulullah'ın şefaatini istemeyi dahi bilmiyoruz. Allah hepimizi benlik kuyusundan kurtarsın. Cümle aleme duam budur. Allah herkesi o kuyudan kurtarırsa kabiller kalmaz.
Ebu Cehiller kalmaz, Firavunlar kalmaz. Allah herkese hidayet versin. Allah herkese güzellik versin, herkese afiyet versin. Küçükken ne vereceksin Allah aşkına? İyi işte, tamam, verdik, verecek kadar. Sanki bizim sohbeti dinlemişler gibi herkes dede, nine, evet, ailenin önemine vurgu yaptı. Doğru, çok paralel doğru oldu. Hakikaten ortak ders çünkü. Yani ortak akıl diyorlar ya. Yani akıl için yol bir yani. Evet. Sonuçta herkes bunu görüyor. Yaşayarak görüyor, hayatı gözleyerek görüyor ve sonuçta mutlaka doğrusu bu diyor, fark doğru ediyor. Doğru. Hocam bu şimdi sülük var, salik var, cezbe var, meczup var. Bu yolun yani sülükle de bu yol kat ediliyor, cezbe ile de kat ediliyor ama arasında farklar var. Evet. Bu iki yolcu arasında, meczupla salik şimdi, yolcular arasında ne gibi farklar? Şöyle söyleyelim, yani bu işin başlangıcı sülük, doğru. Devamı seyir ama sonuçta ulaşılması gereken cezbedir. Cezbe deyince biz bugün Türkçe'de halkın kullandığı cezbeyi kastetmiyoruz. Kastettiğimiz cezbetun min cezebatir rahman tuvazi amelet takaleyn. Yani Rahman'ın cezbelerinden, Allah'ın kullarını kendine doğru çekişinden bir cezbe ins ve cinin amellerine denktir. Yani mesela Hazreti Ömer'in Müslüman oluşu gibi bir cezbe. Yani Efendimiz'i öldürmeye giderken dirilip gelen bir cezbe. İşte İbrahim bin Ethem'in ava çıktığında sen bunun için yaratılmadın dediği bir cezbe. Fudail bin İyad'ın efendim işte katılı Turuk yol kesiciyken vurduğu şeyden sonra, kervandan sonra büyük bir eğlence partisinin arkasından gecenin karanlığında اَلَمْ يَئْنِ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اَنْ تَخْشَى قُلُوبُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ ayeti kerimesiyle uyandığı, Allah'a inananların kalplerinin Allah'ın zikrine ısınacağı zaman hala gelmedi mi diye bir sarsılışla uyandığı bir cezbe. Yani bu Hakk'ın kulunu kendine doğru çekmesi. Şimdi bu cezbe bazen Allah'tan kula doğru, bazen kuldan Allah'a doğrudur. Şimdi bu seyri sülük dediğimiz şey aslında sülükle başlayan, seyirle devam eden ve sonuçta Allah'a doğru çekilişi, yani amelleri, davranışları, ahlakı zorlanmadan yapabilecek bir bağışıklık kazanma ifadesi olarak adlandırılabilir. Ve hakikaten hadisi kutsi'de kulum bana en çok işte farz kıldıklarımla yakınlaşır, sonra nevafille yakınlaşmaya devam eder ve nihayet ben onun gören gözü tutan eli olurum diyor, ben onu severim diyor arkasından. Hatta uhibbehu, ben onu sevince de gören gözü tutan eli olurum diyor. İşte o cezbe dediğimiz şey aslında Cenab-ı Hakk'ın ibadetler ve taatler sonucunda kulun gören gözü, tutan eli olması. Yani aslında herkesin gören gözü, tutan eli Allah Teala Hazretleridir. Ama arada öyle bir perde var ki kul bunun farkında değil. Ha işte ibadetler, taatler, muamelat, güzel ahlak bunun farkına varmayı sağlıyor insana. Yani Efendimiz'e Kur'an'da yani attığın zaman sen atmadın buyurulması gibi insan bir yerden sonra ya bunların hepsi faili mutlak Allah Teala Hazretleri. Ben neyim ki? Bende bir şey yok diyebilecek bir kıvama ermez. İşte o cezbe dediğimiz şey bu noktaya ulaşmaktır. Ha, insanın sülük yapması, amel yapması güzel ama yeterli değil. Bunun bu coşkuyla, yani bu heyecanla. Sıçrama, bir tür manevi bir sıçrama o. Evet, bu kıvama gelmesi lazım. Veya bazen başta bir cezbe olabilir insanda. O bahsettiğimiz İbrahim bin Ethem'in, işte Fudail bin İyad'ın ve diğerlerinin cezbesi gibi. Bunun mutlaka amelle, sülük ile, seyirle beslenmesi gerekiyor. Onunla beslendiği zaman yani cezbe ile buluşan bir sülükün, sülük ile buluşan bir cezbenin avarif müellifi. Tek atışlı bir barut değil. Heh, kademeli ve destekli, istikrarlı bir duruş oluyor. Ve o zaman bunun sahibi olan bir insan mürşit olabiliyor, irşad edebiliyor. Yani adamın sülükü var ama hiçbir aşk ve cezbesi yok. İnsanlara böyle bir bir karizması, bir cazibesi yok. Etkili olması cazibe, mümkün değil. Cazibe, cezbe aynı kökten zaten. Aynı kökten. Efendim söyleyeyim, cazibesi var ama kendisinin bir sülükü olmadığı için model olacak bir örnekliği yok. Onu da anlamıyor. Yani hem sülükü olmalı, yani model olacak şekilde sünnetten, efendim tevarüs ettiği gelenekten onu taşıyacak bir özelliği olmalı. Hem de hakikaten bir cezbesi, coşkusu, etkileyecek bir karizması olması gerekiyor. Bunlar buluştuğu zaman hakikaten o zaman müessir hale geliyor. Hem sözü etkin hale geliyor,
hem sohbeti etkin hale geliyor, söyledikleri de müessir hale geliyor. Hani Abdülkadir Genel Hazretleri için hatırlar. Abdülkadir Genel Hazretleri'nin oğullarından birisi işte ilimle meşgul olmuş. Erbab-ı İlimler olmuş. O da işte 60'lı 70'li yaşlarda. Oğlu da işte 30'lu 40'lı yaşlarda herhalde. Yani babama diyor bu kadar insan geliyor, dinliyor falan. Allah Allah falan. Niye var acaba? Ne yapıyor filan diye. Gidiyor bir gün dinleyin bakayım diyor babam. Ne anlatıyor millete? Gidiyor dergahına. Oturmuş Aziz. İşte cemaate nasihat ediyor. Diyor işte arkadaşlarımızla, talebelerimizle beraber diyor, geçen gün diyor bir tenezzühe çıkmıştık diyor. Bir kır gezisine çıkmıştık diyor. Orada bir ateş yaktık diyor. Ateşte su koyduk şeye diyor, ocağa. Kaynamaya başladı. Derken o işte o an birden cehennem ateşi falan derken cemaatten birkaç Allah diyen kendinden geçenler falan. Allah Allah diyor. Anlattığı çok şey basit ama yani insanlara o kadar etkileyici bir üslubu anlatıyor yani ki. Bilgi ise bende de var diyordur yani. O öyle diyor ama o duygu tarafını görmezden geldiği için ha diyor bu iş başka bir şey. Yani o kelimelere bir ruh verebilmek, bir anlam yükleyebilmek ve onu karşı tarafta etkileyecek bir konuma getirmek işte o cezbeyle, aşkla, coşkuyla olacak olan bir şey onun farkına varıyor diye anlatırlar böyle bir hikaye. Şimdi hakikaten bu manada sülük ile aşkın birlikte olması, birlikte zikredilmesi gerekiyor. Yani sadece sülük yeterli değil. Sadece aşk ve cezbe o da yeterli değil. Bunlar ikisini bütünleştiren şeyler. Bir de şeyi söylediniz yani insanların huylarının değişmesi mümkün mü? Mümkün evet, değildir evet. Falan şeyde de geçti, burada da geçti. Hakikaten bir insanın fıtratındaki işte zafiyetler, kusurlar vesaire falan filan hangi fıtrat üzere yaratılmışsa bunun doğrudan değişmesi çok mümkün değil. Yani şey Sadi Şirazi içinde söylerler ya kurt zade kurt cevet demiş. Yani kurdun oğlu kurt olur. Yani bir adamda babasından gelen ne tür özellikler varsa veya genetik olarak onları taşıyor. Mizaç diyelim biz buna. Mizaç diyelim. Evet. Evet. Ama bunların eğitimle tasih ve tamir edilmesi mümkün. Hmm. Yani bir adamın mesela insanın en çok şikayet ettiği şeyler nelerdir? Ahlaki zaaf olarak öfkedir. Yani böyle öfke kontrolü yapamamaktır. Efendime söyleyeyim cimriliktir. Evet. Veya kibirdir. Şimdi bir insan hakikaten seyri sülük sayesinde yani yanındaki o akil insanların, erdem sahibi insanların halini gördükçe, onların verdiğini gördükçe kendisinin de vermesi gerektiğini görerek vermeyi öğrenir. En azından o cimriliği yani gayrimeşru alanlara gitmeyecek şekilde infak etmenin lüzumuna inanarak vermeye başlar. Nefsine karşı cimrilik yapar ama büsbütün belki çok büyük cömert olamaz ama en azından cimriliği tasih ve tamir evet. edilebilir. Keza öfke de her duyduğuna, her işte efendim kendisiyle ilgili olsun veya olmasın parlayan bir adam olmak yerine yani dine, diyanete, hak ve hukuka insanların hamiyet sahibi olmak. Evet, insanların yani böyle haksızlığa uğramaları halindeki durumlara yönelik olmak üzere yine öfke kontrolüyle öfkeli bir adamdır ama öfkesi haksızlıklara karşı oluşmaya başlar. Yani yön değiştirebilir. Yani eğitimin faydası budur zaten. Yani öfkeli sinirlerini almak değil de vasfını izah edemezsiniz ama onu hedef değiştirerek veya alan değiştirerek kontrol altına alabilirsiniz. Zaten öfke kontrolü dedikleri şey de böyle bir şey zaten. Yani kızılacak her şeye değil de bazı kızılacak şeyler bulmak lazım. Kızılması gereken yere kızmak. Kızmak şeklinde. Dolayısıyla hocam, değişmez belki ama ama terbiye edilebilir. Bu çok güzel anladık. Şimdi hocam hani sonuna da geldik. İsterseniz birkaç cümleyi toparlayalım. Efendim işte bu seyri sülük dediğimiz şey aslında hakikaten yani herkesin bir şekilde zaten yaşadığı bir şey. Yani illa bir yere bağlı olarak veya bir ocağa bağlı olarak olması da gerekmiyor. Yani sizin bulunduğunuz bir ifan meclisi, bir dost meclisi, bir hoca efendilerin nezdinde, bir ilim ve irfanın konuşulduğu mekanda bulunmuş olmak bile bizim ilmimize, irfanımıza bir şeyler katıyor. Hocam çok sağ olun. Ellerinize, ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Konularımız yarım kalıyor ama bunları biz peyderpey konuşuruz. Mesela meşrep meselesi var. Doğru. Konuşmamız gereken. Doğru. Tekkelerin Osmanlı'da eğitim, öğretim açısından tuttuğu yerler var. Bunları biz parça parça konuşuruz inşallah. O ruhani evet, yollar, evet, efsane yollar evet. falan diye konuşuruz inşallah. Konuşuruz. Peki hocam. Veda vaktimiz geldi. Evet. Peki efendim. Bütün dostlarımızı ve seyircilerimizi Allah'a emanet ediyoruz.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.